Sağlık Sen Adıyaman Şubesi 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamayı Sağlık San Adıyaman Şube Başkanı Yakup Çelik okudu. Başkan Çelik, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla açıklama yaptıklarını söyledi. Çekmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz toplu sözleşme taleplerimizi kamuoyuna paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Basın açıklamamıza ilgi gösterip geldiğiniz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, memur sen olarak 3 gün önce düzenlemiş olduğumuz basın toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teklifimizi sunduk. Önümüzdeki pazartesi de bu teklifin kabul edilmesi için masadaki yerimizi alıyoruz. 1 milyonu sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü kulağı doğal olarak bu masada olacak. Şu da bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacaktır. Sağlık Sen olarak onlardan almış olduğumuz güçle yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak sorunların çözümü, haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Çelik, 1 milyonu sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü ve kulağının doğal olarak bu masada olacağını aktardı. Sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen pandemi süreciyle de adeta bellerini büken pek çok sorununu bu çerçevede değerlendirmek lazım. Açıkça söylemek gerekirse pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini çalışanların kangren hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir. Şu gerçeği başta siyasi irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir. Kurumları ve sistemleri ayakta tutan ne modern binalardır ne de teknolojik donanımlardır. Kurumlara, sistemlere, vatandaşa hizmet noktasında can veren fedakar sağlık çalışanlarıdır. O halde bu çalışanların sorunlarını tezelden çözülmesi gerekir. Haklı talep ve beklentilerin acilen karşılanması gerekir. Öbür türlü fedakarlığın, adanmışlığın, kahramanlığın bir yere kadar olduğu unutulmamalıdır. Son pandemi sürecinde yaşananları, başta siz değerli basın mensupları olmak üzere 84 milyon vatandaşımız an be an takip etti. Hala da devam ediyor. Can kurtarmak için can verdi resmen sağlık çalışanları. Cephenin en önünde var güçleriyle mücadele ettiler. Hemşiresinden doktoruna, 112 görevlisinden teknikerine, tüm sağlık çalışanları üzerlerine düşenleri hakkıyla yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar.